Mersin Psikoteknik SRC Özel Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sunduğu Hayatımız Trafik başlıyor. Bunu mu yaşamak istersiniz? Yoksa bunu herkese merhabalar. Yeni bir Hayatımız Trafik programıyla İçel TV stüdyolarından birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Önce bir anons geçmeliyim. Hafta içi takip eden izleyicilerimiz duymuşlardır. Normalde bugün Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Talat Dinçer konuğumuz olacaktı. Ama geçirdiği küçük bir sağlık sorununun nedeniyle maalesef programımıza katılamadı. İlerleyen programımızda muhtemelen konuk olacak. Bu yüzden biz de bugün farklı bir konuyla yine Tevfik Hocam'la birlikte program yapacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok şükür. Stres de biraz başım belada. Şöyle her programda konuştuğumuz gibi büyük şehirlerde yaşanan temel problemlerden birisi trafik stresi. Trafik. Trafikte yaşadığımız stresin de kaynağına bakınca hepimiz işe yetişmek için fırlıyoruz sabah yola ya da yoğun bir iş gününün ardından trafiğe dahil oluyoruz. Ama trafiğe çıkan kendini kaybetmiş araç sürücüleri yüzünden trafikte strese girmemek imkansız hep konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla daha da çekilmez bir hal alıyor trafikte seyretmek. Ben de istedim ki bugün trafik stresiyle ilgili biraz konuşalım. Mesela ben kendi adıma, eminim sizde de öyledir, trafik ihlaliyle karşılaştığım zaman, yani bir sürücü sinyal vermeden önüme kırarsa, hak ihlalinde bulunursa, kırmızıda geçerse, ani şerit değiştirirse gibi durumlarda acayip strese giriyorum. Ya da yayalar da sorun aslında biraz baktığımız zaman. Mesela dikkatsiz yayalar ne yapıyorlar? Alt ya da üst geçiti kullanmadan birden yola fırlıyorlar. Bu da bir diğer sıkıntı. Yine yoğun bir minibüs, otobüs şeyi var, kaosu var şehir trafiğinde. Onlar da takip mesafesini ayarlamıyorlar olması gerektiği gibi. Ya da pat diye birden önünüze duruveriyorlar. Tabii o hengamede strese girmemek imkansız. Hele bir de evde ya da iş yerinde birazcık da problem yaşamışsanız stressiz trafikte seyretmeniz imkansız. Hocam nasıl baş edeceğiz biz bu trafik stresiyle? Yani bu saydığım şeyler her gün yaşadığımız anekdotlar ama biz bir türlü baş edemiyoruz. Nasıl baş edeceğiz trafik stresiyle? Şimdi nasıl baş edeceğiz? Önce bir stresin ne olduğunu ortaya koymak lazım. Stres organizmamızın bir dengesi var. Hem fizyolojik organizmamızın hem psikolojik organizmamızın bir dengesi var. O dengenin bozulmasıdır. Peki niye son dönemde her alanda stresten çok söz ediyoruz? Çünkü stresin nedenlerine baktığımızda stres her dönemde vardı. Yani tarihsel sürecin her döneminde vardı. Ama günümüzde daha yüksek. Peki hocam stres iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Şimdi stresi de aslında ikiye ayırıyoruz. Hı hı. İyi stres kötü stres. Çünkü stres bir heyecan türüdür. Hı hı. Gerginlik. Belli bir gerginliktir. Ha nedendir? Ha nedenlere baktığımızda ya aşırı uyarılmadır ya eksik uyarılmadır. Dedik ya organizmanın dengesi var. Hı hı. Dengenin bozulmasıdır. Fazla da versek stres yapar. Az da versek organizmam istediğinden
stres yapar. Baktığımızda stresin iyi mi kötü mü? Ha, iki tip stres var. Belli oranda stresin olması lazım. Yani motivasyon için şart diyorsunuz. Kesinlikle şart. Sıfır stres olmaz. Sıfır streste trafikten konuşuyorsak kaza olur. Değil mi? Çok rahat olursunuz. Ha, eğitimde konuşuyorsak başarı olması mümkün değil. Her alanda öyledir. Yani kontağı çevirdiğinizde belli oranda bir stres olacak. Eğer sıfır stresse kaza yapma riskimiz yüksektir. Kötü stres nedir? İşte bu dengeyi bozandır. Evet. Ha, niye günümüzün en önemli problemlerinden biri? Bir strese baktığımızda çevresel nedenler var. Ha, hava kirliliği stres yapar. Evet. Aşırı sıcak stres yapar. Çevresel neden olarak. Gürültü stres yapar. Korna, evet. Gürültü stres yapar. Tümü. Onun içindir ki Mersin'de yaylaya çıktığımızda rahatlıyoruz. Değil mi? Evet. Yaptığımız mangal değil. Çünkü beyin en önemli tükettiği malzemeden biri oksijendir. Yanlış hatırlamıyorsam rakamı %80'ini beyin kullanıyor. Orada niye stresimiz düşüyor? Çünkü hava kirliliği yok. Bakın kışa doğru geldikçe Mersin'imizi göreceksiniz. Evet. Stres yapar. Artı aşırı sıcak. Geçen programda söyledim. Sıcağın çok yüksek olduğu kentlerde daha çoktur. Artı gürültü. Onun için daha önceleri kamyon şoförleri daha agresifti. Gürültü sıcak ama şimdi teknolojik gelişimle birlikte o biraz o anlamda düştü. Ama biz... Şimdi sizin trafikte psikolojik nedenlere baktığımızda bir, mükemmelliyetçilik. Bir de hocam zamanı yeterince kullanamıyoruz. Kesinlikle zamanda. Zaman konusunda bakın, çok zayıfız. Şu her zaman söylüyorum. İndirgemeci yaklaşımlar her zaman bizi yanlışa götürür. Yani tek nedene bağlayamazsın. Ha, zaman faktörü, evet. Yani hep son dakika gidilir bizim buralarda randevulara. Evet bakın bir şey söyledim. Eksik uyarma, aşırı uyarma dedim. Evet. Eğer sen zamanı temele alırsan, kısaltırsan, yani 3 saatte gideceğin yere 2 saat ayırırsan, hız yapacaksın. Hız yapacaksın mecburen. O da nedir? Seni aşırı uyaracaktır. İki, dikkat dağılacaktır. Çünkü bu defa dikkat saate gidecektir. Değil mi? Saate gidecektir. Yani, oysa ki trafikte dikkatin yolda olması gerekir. Yolda olması gerekir. Şimdi aşırı mükemmeliyetçilik var, zamanı kullanma olayı var. Çünkü aşırı mükemmeliyetçilik de şeydir. Ya, hata yok, yok öyle bir insan modeli. İnsan hata yapan bir varlık. Eğer sen mükemmeliyetçi olursan sürekli gerginsindir. Niye gerginsindir? Çünkü ya hata yaparsam. Ama hocam mesela trafikte seyreden antisosyal kişilikler var. Onlar bu işte trafik ihlallerini sanki bir marifetmiş gibi. Daha doğrusu o yaptıkları hak ihlalini doğru bir davranış sayıp sataşmaya kadar da ilerletebiliyorlar işi. Bu da bir, hiç stresli olmasan da bu artı bir stres yaratacaktır. Ya bakın işte stresin uyaran aynı uyarandır. Evet. O baş etme yöntemlerinde ben orada gireceğiz tekrar. Uyaran aynı uyarandır. Yani bunları onun için ben nedenlerine girmek istedim. Evet. Bir çevresinde psikolojik nedenler işte zaman problemi, aşırı mükemmelliyetçilik, diğer taraftan işte suçun tümünü hep karşı tarafta görmek, evet, bencillik falan bunlar hepsi birleşiyor. Stres yapan nedenler. Yani sıraladıkça sıralayabiliriz. Psikolojik nedenleri. Artı bir de toplumsal nedenler var. Hızlı sosyal değişmelerde artar. Toplumsal travmalarda artar. Ekonomik kriz dönemleri. Artar. Savaş sonlarında artar. Savaştan daha fazladır.
Çünkü artık herkes kendine çekilmiştir. Tüm problemleri de çıkar. Ha, şimdi uyaran aynı. Stresi niye birimiz fazla, öbürümüz stres olmuyor? Ha işte orada zaman bakış açımız giriyor. Evet. Olaya verdiğimiz anlam. Olaya verdiğimiz anlam. Eğer, bakın biraz önce mükemmelliyetçilik dedim. Eğer dört dörtlük ideal bir dünya düşünüyorsak, yapılan her hata bizi strese boğacaktır. Ama trafik bir strateji. Yani hep bir saniye sonrası olabilecekleri senaryosunu planlayarak, kurgulayarak gideceğimiz bir sahne aslında trafik. Evet, belirsizlik var. Evet. Bakın, belirsizlik var. Hı hı. Çünkü kurallar işlemiyor. Yani sizin ne yapacağınızı ben bilemiyorum. Hı hı. Benim ne yapacağımızı siz bilemiyorsunuz. Önümüzü çünkü, göremiyoruz evet, yani. Evet, kurallar olmadığı için. İki, kişisel ihlal ediyor. Geçen programda da söyledim. Günlük hayatımızda birbirimizin o kişisel alanını ihlal etmiyor muyuz ki? Orada ihlal ha, gelip sıfır tampon yaptığında arkana, o aşırı uyarır mıdır senin için? Tabii ki. Yani yoksa trafiğe çıkarken dedim ya, illa bir gerginlik olur. İyi strestir o. İşte klasik örneklerimiz de vardı. Daha yumuşatmak için işte milli piyangodan para çıkması diyoruz. Bir gerginlik yaratır mı? Evet yaratır. Ha, ama bizler gibi insanlara büyük ikramiye çıkarsa o kötü strestir. Aşırı uyarılmadır. Ama ekonomik durumu çok iyi olan biri için o büyük ikramiye küçük bir uyarandır. Bunu niye söyledim? Bakın, bireylerin o andaki durumları da, her türlü o psikolojik, ekonomik, sosyal durumlarda o stres dışarıdan gelen uyaranın algılayış biçimini değiştiriyor. Organizmada algılayış biçimini değiştiriyor. Ve orada stres yapıyor. Evet. Şimdi ne yapacağız burada? Bir, başlık başlık gidersem, çünkü çok detaylı konuda. Bir, mükemmel olmadığımızı kabul edeceğiz. Değil mi? İnsan hata yapan bir varlıktır. Büyük filozofumuz, akıl insanımız, büyük düşünür Orhan Gencebay'ın dediği gibi, hatasız kul olmaz. Ha, insan ne yapar? Mükemmelin peşinde koşar. Mükemmelin peşinde koşar ama mükemmel... Keşke trafikte de mükemmelin peşinde koşsak. İşte defansiyel sürücü, iyi sürücü dediğimiz şey daha iyi sürücü olmaya çalışan. Ama ben mükemmelim dediğinde kazadır. Hı hı. Çünkü mükemmellikle özgüveni düşük insanın davranışları arasında çok fark yok. İkisi de tutuktur. Öbürü ya hata yaparım diye odaklanmıştır, öbürü de başaramayacağım diye eli ayağı tutuyordur. O stres yapar. Hı hı. Ki suçu hep kendimizde, başkasında görmek stres yapar. İlla ki %100 yoktur. İlla bir pay bizde vardır. Öyle bakmamız lazım. Evet. Artı stresi önleyen şey. Ağlamak, ağlaması gerekiyorsa ağlayın. Çünkü o da organizmanın bir rahatlama refleksidir. Hı hı. Ama işte çok yapılıyor o travmalarda falan. İşte herkes ağlamayın. Ağlamadı mı kapanıyor için. Kitleniyor. Evet. O bir boşalma tarzı. Hatta ben biraz espri yolu da söylüyorum. Tüm istatistikler bize kadınların daha fazla yaşadığını gösteriyor. Diyorum ki kadınların bize yaptığı bir şeydir. Erkek adam ağlamaz ağlamaz deyip kendileri habire ağlayarak o stresi düşürüyorlar. Ha, bilimsel bir temeli var mı bilmiyorum. Yani pek mantıksız değil varsayım olarak da. Üzerinde araştırma yapmak gerekir. Evet. Ha, işte bunların içinde gülmek rahatlatır. Trafikte hiçbirimiz gülemiyoruz. Gülmek rahatlatır. Olaya verdiğimiz anlam rahatlatır. Hı hı. Bakın, bir sokak başında iki araç karşı karşıya geliyor. Birinin çekilmesi gerekir. Geçecek yer yok. Çoğunlukla ne yapıyoruz? Hep karşıdan bekliyoruz. Evet ve sonunda tartışma... İki inatçı keçi hikayesini evet, yaşıyorsun. Kavgaya evet, kavgaya dönüşüyor. Nasıl bakıyor orada olaya ikisi de? Yol benim. Sen kimsin? Evet, yol benim, sen bakın kimsin? Hep söylüyorum ya, bir ezilmişlik kompleksimiz var.
Sen kimsin? Hocam direksiyonu beynimizle kullanmalıyız aslında. Trafikte olması gereken şey o. Yani direksiyonu beynimizle değil, içgüdülerimizle kullandığımız için de düğümleniyor biraz. Zaten oraya doğru gittiğimizde bakın, ister toplumsal anlamda alın diyorum, ister bireysel anlamda. Hı hı. Gelişmiş toplumlarda kaza yapma riski düşüktür. Burada da varoluşunu tamamlamış insanlarda kaza yapma riski düşüktür. Çünkü onlar dürtüleriyle değil, beyinleriyle kullanırlar. İşte o sürekli defansiyel sürücü, defansiyel sürücü dediğimiz ideal sürücü. O ne yapar? Öbürünün de yordamalar yapar. Ne yapabilir karşımdaki? Bakın o bir, beyin bu birdenbire olacak bir şey değil. Yani Nil Hanım sen yordama yapabiliyorsun. Algabilsen öbürü değil. Bunu yapıyorsa o insan nedir? Onun aldığı eğitimdir. Kendinin varoluşunu tamamlama biçimidir. Evet. O onunla ilgili bir olaydır. Ya o düşünsel yapımızın verdiği bir olaydır. Ama mesela program öncesi başka şey konuştuk. O ezber olayı. Ezberle yetiştirsen bu olmaz. Çünkü trafikte ezber nedir? Şöyle olursa şu olur, şöyle olursa şu olur. Aynısı var mı? Hayır. Çünkü defansif sürüşte hep şunu hesaplayacaksın. Fren durmayabilir. Korna basmayabilir. Değil mi? Hı hı. Karşıdaki sürücü yanlış bir hareket yapabilir. Yapabilir. Ben bunlara ilişkin önlemimi alarak yolda gidersem iyi bir sürücüyümdür. Ha. Öndeki araç anında bir arıza yapıp durabilir. Evet. Onun için durma mesafesi diyoruz. Aynen. Anında bir arıza yaptı. Eğer sen ona yaklaşırsan bunların tümünü hesaplamak gerekir. Evet. İki artı, çünkü beyin çalışması öyle. İyi bir sürücü kafasında belli olan olayları daha önceden de tasarlar. Yani beyinsel tatbikat diyorum ben ona. Aynen evet. Beyinsel evet. Tatbikatını yapması gerekir. Çünkü o kaza anlarında 2 saniyede beyin o kadar çabuk çalışıyor ki. Ha, nereden çalışır o, senin doğuştan getirdiğin üstün bir yetenek değil. Öbür alanlarda da beyin öyle çalışıyorsa odur. O 1-2 saniyelik olay içerisinde 20 tane ihtimali düşünüp ona göre önlemini alıp ve aracı ona göre kurtarmaya çalışıyorsun kendini. Refleks diyoruz ona. Evet. Şimdi refleks değil aslında o. Refleks çünkü ani bir uyarına karşı organizmanın bilmeden verdiği tepki. Ha, ona denk gelmiyor mu? Tam karşı değil mi? Refleks o değil. Refleks ani bir uyarına karşı organizmanın ani verdiği tepkiler. Hı hı. Hani şöyle o küçük çocuklar çok yaparlar. İşte baba korkuyor musun, anne korkuyor musun? Hayır. Yapar gözünü. İşte korktun. O reflekstir. Hı hı. Ani bir uyaran veririm, irkilirsin. Reflekstir. Trafikte? Ama refleks öğrenilmez. Pratikle geliştirilir trafikte. Bakın refleks öğrenilmez. Onun için refleks eğitimi yapmıyoruz. Psikoteknikte neyi ölçüyoruz? Ölçtüklerimizden bir tanesi de refleks. 12 test vardı sanırım. 12 ayrı beceri. Algıda, seçicilik, evet. El ayak koordinasyonu, birçok, evet. Refleks. O algılama, bu yorumlama da var. Tabii, biraz tabii. Önce söz ettiğimiz de var o şeylerin içerisinde. Onun için ben diyorum psikoteknik her sürücüye gelmesi gereken bir olaydır. Aynen. Hatta sadece sürücülerle ilgili değil. Bu iş kazaları ve belli makinelerle çalışanlara da o psikoteknik uygulanıyor. Büyük firmalar yaptırıyor hocam zaten o testleri. Büyük firmaların kurumsallaşmış yapıların hani özelliği de. Mecburi olmadıkları halde kendileri önlem olarak yaptırıyorlar. İş güvenliği gerekçesiyle. Yine aynı noktaya geldik. Evet. Bizde de o kurumsallaşmış yapılara baktığında bunu böyle yapar. Hı hı. Gelişmiş ülkelere baktığında şu şöyle dediği için değil, bu topluma gerekli olduğu için yapar. Değil mi? Kendini geliştirmiş insan için, onu onun için yapar. Hı hı. Yani bu, bakın bizim kaza yapma nedenlerimizden biri de o. Onun için gelişmemiş toplumlarda ya da gelişmekte olan toplumlarda kaza fazladır. Çünkü kural olduğu için yapıyoruz. Onun bizimle olan bağıntısını bir türlü kurmuyoruz. Evet.
orada problem yaşıyoruz. Onun için gelişmiş kurumlarda vardır o. Ama öbür kurumlarda gerek yok. O insanda da böyledir. İnsanda da böyledir. Gerek yok. Ya, emniyet kemerini niye takarsın? Yolda ceza yememek içindir. Oysa ki senin için gereklidir emniyet kemerin. Evet, defansif sürüşle ilgili bir iki ipucu verelim hocam o zaman hazır yeri gelmişken. Defansif sürüşte aklımızda olması gerekenler neler? Hemen bir bakalım. Bir kere en başta her zaman dikkatli, hazırlıklı ve anlık tepki verecek şekilde olacağız yolda giderken. Yani diğer yol kullanıcılarına güvenmeyeceğiz. Çünkü sorumluluk daima bizde olur. Önlemimizi alırsak o şeyi yönetebiliriz. Olağanüstü durumları. Hız limitlerine uyup yol verilmesi gerektiğinde yol vermemiz gerekiyor. Ondan sonra işte alkol, uyuşturucu birazdan değineceğiz ona da. Alkol, uyuşturucudan uzak kalacağız. Hatta sigara bile tamam onu da konuştuk. Özel araç, özel mülktür içilmesi ama eğer sigara içmek sizin dikkatinizi dağıtıyorsa o da içilmesin. Çünkü her şey 2 saniyenin içinde oluyor. Yani birden 88'e kadar saysak yaklaşık 2 saniye yapıyor. Ve bütün bu kazalar 1-2 saniye içinde oluyor. Yine araç donanımlarının kontrolü çok önemli. Emniyet kemeri takmak bir kere şu iyice anlaşılmalıdır. Emniyet kemeri takmak insanın kendisine verdiği değer, sevdiklerine verdiği değerden dolayı olması gereken bir şey. Tek bir noktaya odaklanmamalıyız bir de. Hocam bir de bunu konuşalım. Şimdi bu benim dikkatimi çekti. Diyor ki defansif sürüşte sürücü tek bir noktaya odaklanmamalı. Peki bu kadar stresin arasında, bu kadar farklı faktörlerin etkileşimi arasında, yani bu karmaşada nasıl bir noktaya odaklanmayacağız? Hepsini nasıl böyle geniş çerçeveden yöneteceğiz? Şimdi çünkü trafikte sadece bir noktadan sana uyaran gelmiyor ki. Onu yani, nasıl yöneteceğiz peki? Arkanı kontrol edeceksin. Ama arkanı kontrol edeceksin derken ben bu trafik psikolojisine girmeden önce sadece genel psikoloji anlatırken de çocuklara onu söylüyordum. Şu değil yani arkayı kontrol etmek ne kadar süreni alır? Dikiz aynasına bakmak. Makyaj aynanıza bakar gibi değil. Çünkü değil mi? Genel kontrol. Oluyor bazen. Yani 2 saat orada kendine bakıyor. Kendine de bir gözünle şöyle bir kenarından bakıp bırakacaksın. Evet. Yani bir saliseni alacak. Eğer 2-3 saniye bakıyorsan bu defa önü kaybettin. Değil mi? Tek noktaya odaklanmamız gereken tek nokta nedir? Ben trafikteyim. Trafiğin koşulları bu. Bakın stres için de geçerli. Sağdan sola sürekli söylüyorum ben. O kurallara uyanlarda stres yapmasının temel nedeni o. O mükemmelliyetçilik, öyle bir toplum yok. Değil mi? Öyle bir dünya yok. Kazanın sıfır olduğu bir dünya yok. Sosyal sapmaların sıfır olduğu bir dünya yok. Ama bunu asgariye indirilebilen bir dünya var. Nasıl indireceğiz? Yani hiçbir zaman mükemmel yoktur. Ha, mükemmel sadece inandığınız dinin tanrısıdır. Onun için tapılır. Onun için de insandan mükemmel olmaz. Mükemmel toplum da yoktur. Ben daha önceki programda da söyledim herhalde. Max Weber, Alman sosyoloğu, niye söylerler ülkelerini ben de bilmiyorum da, bilimin ülkesi olmaz. Toplumsal olgular idealdir diyor. Yani toplumla ilgili söylediğin şeyler idealdir. Birebir aynısı toplumda olmaz. İlla olacak, bir sapma olacak. Başka seçenek yok. Bu sapmalarda olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. O toplumsal normlardan sapmalar her zaman olacaktır. Olmasa toplum değişmez zaten. Değil mi? Evet. Ya olumlu özelliği de var. Toplum değişmez zaten. Şimdi savunmacı sürüşte ne yapacağız? Hızımızı ayarlayacağız. Tehlikeye girmemek adına. Ve savunmayı nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Diğer sürücülerin yaptıkları hatalar karşısında nasıl savunup strateji geliştirmek dediğimiz. Aynen onu yapacağız. Direksiyon ani kırmaktan kaynaklı bir sürü kaza yaşanıyor. Bir kere mutlaka şu sinyalle ve
kırmızı, yeşil, sarıyla bir barışmak gerekiyor ülke olarak genel anlamda. Çünkü ben buraya gelmeden önce aklıma geldi, dedim aylık bültene baktık ne oldu diye son duruma. Şimdi Ekim 2019'un şöyle bir gösterelim izleyicilerimize. İstatistikleri yayınlanmış en son. Şimdi kazaların oluş biçimine baktığımızda Ekim ayında 5989 tane araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak konulu kaza var hocam. İşte bugün bundan stresi işlemek istedim ben aslında. Sayı oldukça yüksek. Trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak zaten stresle ilgili bölümü. Onu da nasıl çözeceğiz? Savunmacı sürüş teknikleriyle. Az önce dediğimiz gibi hani direksiyonu beynimizle kullanarak, yani kontaktan önce gözümüzü bir açmamız gerekiyor aslında, değil mi? Kesinlikle. Aynen. Kontağı çevirmeden önce bir gözümüzü açmamız gerekiyor. Gözümüzü açmamız ve duygu gözümüzü de açmamız lazım. Altıncı ismi duygu diyoruz. Gözümüzü açmamız lazım. Hı-hı. Şu yani daha önce de söyledim. Öldürene de acıyacaksın. Çünkü sen bir kaza yaptığında hayatın bitecek. Evet. Gündüz kendini kandırırsın. Daha önceki programda söyledim bilmiyorum. Hı-hı. Yani 7 yıllık o hapishane koğuşlarında yaptığım gözlemler, cinayetten gelenlerin hepsi kabus görür. Hı-hı. Gündüz kendini kandırırsın. O mantıksal bilgelerin çalışıyordur. Ama uykuda bilinçaltı. Evet, bilinç altında onlar sana başka şekilde çıkar. Bir tane bile şaşmamıştır. Cinayetten gelen mahkumların hepsinde kabus vardır. Gündüz çok mantıklı nedenler koyabiliyorlar. Benim duraksadığım dönemler oldu. Evet. 24 kişiyi öldüren kişi öyle bir mantıklı neden koydu ki. Durdum, cevap veremedim. 1-2 dakika toparlayamadım kendimi. Hı hı. Çünkü çok mantıklı neden koydu. Ama gündüz kendini kandırsın. Gece döner tekrar. Trafikte bulamaz ama o mantığı. Trafikte de işte. Onun için diyorum yani bırakın başkasını. Hadi hümanist yaklaşımları falan bıraktık. Hı hı. En azından kendinizi düşünün. Değil mi? İşte onun için Sokrates'e hak vermek lazım. Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz diyor. Eğer bilse esas kendine zarar verdiğini, o zaman problem ortadan kalkacaktır. Evet. Hız kazaları da yine hocam. Aynı maddenin içinde zaten hız da var. Bu 5989 tane kazanın içinde hız da var. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Dikkatsizlik ve hız en çok can alıyor bizim ülkemizde. Dikkatsizlik ve hız bizim içimizdeki canavar aslında bu. Yani dikkatimizin %100'ünü her zaman yolda tutacağız. Gözümüzü hep kontaktan önce açacağız. Ve aracı olması gereken hızda kullanacağız ki olası bir şeyde, tepkide eğer bize belirtilen hız limitinde olursak tepkime vermek için daha çok zamanımız olur. Daha rahat strateji geliştirebiliriz. Ama hızımız yüksek olursa o tepkime mesafesi zaten bir de tabelayla zaten haşır neşir olmayız. O hızı gidişte tabelalardan bir haber oluruz. O yüzden ne yapmamız lazım? Önceliğimiz hızımızın olabildiğince düşük olması. Bir diğer çok yoğun kazaların yaşandığı madde mesela demiş ki hocam kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. 21.711 tane kaza olmuş bu nedenle. 2.402 tanesi de Ekim ayında olmuş. Tekrar ediyorum, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Geçiş önceliği ilgili de çok ciddi bir sıkıntımız var. Kimse kimseye yol vermek istemiyor. Şimdi orada bizim kavşaklarda bir de bilgi eksiğimiz var. Evet. Bilgi eksiğimiz var. Hı-hı. Belki de iki şey çok tartışılıyor. Çok kolay olan şey ama çok tartışılan şeydir. Benim böyle sporla pek ilgim yok ama arada bir baktığımda o futbol tartışmalarına offside'da anlaşamıyorlar. Herkes farklı anlatıyor aynı olayı. Bir de biz trafikte kavşaklarda geçme üstün. Evet, orada çok. Orada karıştırıyoruz ve
Bundan bir iki önceydi herhalde, zaman şeyim de pek yoktu. Şehirler arası yolda radyo açık, ulusal radyolardan biriydi. Mersin'den bir şey geldi, oradan oraya bağlasık. Mersin bir de bu konuda gerçekten isim yapmış, bayağı da moralim bozuldu bir kentime böyle şey yapınca. Aa dedi, Mersin dedi, bir de o kavşaklarda bir türlü öğrenemediler onu. Evet, problem. Ama doğru ha, söylüyor. Şimdi, kesinlikle doğru. Evet. Yanlış demedim ama dokunuyor insana yani. Şimdi hocam. Şimdi evet. Aslında geçen günde mesela en son açılan kavşaklardan biri Anıt Kavşağı. Orada bir gün hatta bir çekim yapalım. Onu da buradan verelim. Evet. Çünkü orada gerçekten bir problem var. Bilgisizlik var. Bakın bilgisizlik var. Yani kim geçecek bilmiyoruz da. Ha bildiklerimizi yapıyor muyuz? Onun nedenleri farklı. Sürekli söylüyoruz. Ha ama kavşak olgusunda sıkıntımız var. Bilgi eksiğimiz de var. Hayır, çünkü sadece öncelik kavşağın içindekindedir. Sadece evet. Buna bağlamıyorum ama kavşaklardakinde bilgi eksikliğimiz de var. Çünkü şu gelebilir insanlar aklına. Kırmızı, yeşil, sarıyı bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Biliyoruz. Ama uymuyoruz yine. Ha onun nedenleri farklı. Ha burada öbür nedenler de etkili mi? Evet, bilmeyen de uymuyor. O ayrı bir mesele. Bilen de uymuyor. O da sürü psikolojisine dahil oluyor evet. Hocam, bilmeyen. Hı-hı. Hani öbürleri geçiyor ya, o da sürü psikolojisiyle hareket ediyor. O geçti, ben de geçeyim oluyor bence. Bana göre. İşte varoluşunu tamamlayamamış diyorum ya. Aynen. İşte o şey diyorum ben ona, insanlar kolaya kaçar. Bakın bizim kaza yapma nedenlerimizden biri, ben sürekli söylüyorum, biz hala gündelik bilgiyle gidiyoruz. Yani çevreden gördüklerimizle. O öyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum. O öyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum. Kendi varoluşunu tamamlamamış. Evet. O çok kaba söylüyor, sinirlenirdi gençliğimizde ama Nietzsche'ye falan sürü psikolojisi diyor. Evet. Ha, promosyonla gidiyoruz, ben biraz daha inceltiyorum. Toplum bize promosyon verir. Ama aynısını yaptığımızda o biz değiliz artık. Ama bu şu da değil, yani trafikteki bir kaza nedenlerimiz de özgürlükle serbestliği karıştırıyoruz. Ne hocam, onu bir hatırlatalım. Bakın, izleyicilerimize. Trafikte özgürlüğün çizgisi neresidir? Özgürlük genel anlamda odur zaten. Hı hı. Yani genel anlamda koymadan trafiktekini koyamazsın. Özgürlük nedir? Hepimizin yoldan bakın, faydalanması değil mi? Ben öyle anlıyorum. Klasik bir şey vardır ve %100 doğrudur. Özgürlük nedir? Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bir, iki, özgürlük sorumlulukla birliktedir. Serbestlikte sorumluluk yoktur. Hı hı. Trafikteki bakın o trafik öfkesi yaşayan, trafik ne derseniz deyin adına problem yaratanlara baktığımızda serbestlerdir. Hı hı. Kafaları serbesttir. Hiçbir kural yoktur. Evet. Ya o anarşizmdir. Ama tam felsefik anlamda da anarşizm diyor. Felsefik anlamda anarşizmin temellendirmeleri vardır. Burada tamamen serbestliktir. Ben daha şeylere şöyle anlatıyorum küçük yaş gruplarına. Kuşu serbest bırakırız. İnsanı özgür bırakırız. Çünkü kuşun sorumluluğu yok. Muhakeme yeteneği yok. Kuşun sorumluluğu yok. Evet. Ama insan sorumludur. Eğer eylemi yapıyorsun, sorumluluğuna katlanıyorsan özgürsün. Peki eylemin sorumluluğundan bir haber. Bu antisosyal tipler zaten. Yani yaptığı şeyi hak nimet biliyor. Çünkü normal değil. O dürtüleriyle davranıyor. Evet. Şimdi bakın bizim bir problemimiz de orada. Şöyle gidelim. Bugün arada ben böyle kurgular yaparım. Bugün programa geç kaldınız. Bakın bizim yorumlarımızda belki de düşmüş müdür hataya bilmiyorum ama genelde her türlü problemin çözümünde böyle hatalar yapılıyor. Programa geç kaldınız. Çıktınız yola. Hızınızı arttırmanız gerekir normal.
hangisinde hızınızı arttırmadan daha geri durabilirsiniz? 1. Yakalanma olasılığı düşükse eğer. Yani polise, trafik polisine yakalanma olasılığınız düşükse. 2. Yakalansanız bile ağır bir ceza almayacaksanız. Tamam. 3. Bulunduğunuz yolda hız yaptınız. Hız limitini aşacaksınız mecburen. Yani çevre yolundan geliyorsan o belli yerler hariç 70 ise siz mecburen 100, 110 yaptınız. 5 yıl cezaevinde yatacaksınız. Eyvah eyvah. Hangisinde hızınızı yükseltmezsiniz? Bana mı bu soru? Evet. Bu soru banaysa ben mesaj atarım. Hocam siz programa başlayın ben geliyorum. Tek başınıza sunuyorsunuz. Benim ne zaman ne yapacağım belli değil. O zaman boş yolları tercih edebilirim. Bu şartlar içinde. Trafik yoğunluğu. Evet şu. Olmadı. Aynı yolu takip edeceksiniz. Hangisinde hızınızı arttırırsınız? Polisin olmadığı yerde. Evet. Şimdi bakın bu çok mantıklı bir deney gibi geliyor. Buradan bir sonuca gidebilir miyiz? Hayır gidemeyiz. Şartlar ha, burada değişir ama hocam. Sizin için ben bu soruları hazırladım. Evet. Çünkü şu olasılıklardan gittim. Siz aşırı hız cezalarını biliyorsunuz. Hani dedin ya o bazıları niye onu yapıyor, o trafik terörü falan filan. İkinci olarak davranışlarımızı iyi bir şekilde denetleyebileceğinizi varsaydım. Ki öyle. Evet. Ama trafikteki insanlarımızın yüzde kaçı bu kategoriye uyuyor? Çok az. Evet, bir haber. Olaydan bir haber. Evet. İki, o insanlar sizin gibi muhakeme gücünü kullanmıyor. O strateji geliştirmek dedik. Yok. Hı hı. Dürtüleriyle hareket eden insanlar. Bastırmış o duygular var. Daha önce söyledim, ezilmiştik. Şu, bu. Birçok neden var. Bu şeyden ortaya çıktık biz. Bakın ya o olaylara verdiğimiz yargılar verirken bazen olaylara aktarırken oradan gidiyoruz. Çünkü asalım birkaçını bitsin. Yok öyle bir şey. Asacak ha, o kadar çünkü, çok. Çünkü var, o evet. Adam onu senin gibi muhakeme etmiyor. Zaten o adamın öyle bir problemi yok. Evet. Muhakeme. Ya önce bir şey çok hoş bir şey söyledin. Kendine değer veriyorsa dediniz. Evet, kendine kim değer verir? Geçen programda söyledik. Kendini değerli hisseden, hayatı boyunca değer verilmemişse o nasıl kendini değerli hissedecek? Doğru. Onun için o yaşamsal problemler yok ki. Onun için trafiği algılama modeli farklı. Kafa yolda değil. O zaman yapmamız gereken şey şu gibi görünüyor. O tipleri yalnız bırakmak trafikte. Kesinlikle bakın şu işte o kurallar, hı hı. Buna trafik kuralları da dahil. Toplumda iki tip kural var. Formel kurallar, informel kurallar. Yani biçimsel yazılı kurallar ve yazılı olmayanlar. O informel kurallar dediklerimiz gelenek, görenekler, adetler falan. Eğer bu iki formel kuralları da ikiye ayırabilir. Bir, resmi kurallar var. Resmi kurallar içerisinde de bazıları bilimseldir. Trafik kuralları bilimseldir. Bir örnek de ben verebilir miyim? Hı-hı. Şimdi şey bulmuş gibi oldum, yeni bir şey burada önümde. Mesela hız limitlerine uygun sürecek, defansif sürüş yapacak kişi. Hı-hı. Ama informal tarafı da olumlu sürücü tutumları sergileyip sakin ve pozitif olacak. Trafikte de yakalayabiliriz bu ikisini. O anlamda. Ya da demiş ki kırmızı ışık ihlali kesinlikle yapmayın. Diğer sürücülere örnek olun. Doğru sürüş alışkanlıkları edinin. Kırmızı ışıkla ilgili kısmı formel. İşte doğru sürüş alışkanlıkları ya da diğerlerine örnek olmak kısmı informel. Yani defansif sürüşte ikisini birden kurgulamak gerekiyor. Evet, bakın ya
o defansif sürücüler, bir dedik strateji geliştirir. Yani sürekli kafanızda strateji geliştirir. Bu orada ayrı, burada ayrı değil. Bakın, verimli çalışma tekniklerini anlatırken de ben çocuklara söylüyorum. Son dönemde bayağı uğraşıyorum 2-3 yıldır. Niye matematikte biz düşüyoruz diye. Yorum. Çünkü orada incelediğinde matematikte başarılı olan çocuklar strateji geliştiriyorlar. Yani problemi gördüğünde kafasında bir strateji geliştiriyor. Yöntem mi arıyor? Evet, strateji geliştiriyor. Onu algılamaya yöneliyor. Kafasında bir stratejisi var. Ama başarısız öğrenciler, ben onlara başarısız terimini de kullanmak istemiyorum çocuklara. Acemi öğrenci diyorum. Öbürü profesyonel. Acemi ne yapar? Deneme yanılmayla evet. gidiyor. Deneme yanılmayla gidiyor. O da zaman kaybettiriyor. Zaman kaybı olduğu gibi, geciktirdiği gibi. Hedefe ulaşması da bir şans. Yani evet. Çünkü deneme yanılma nedir? Sonuç vereni tekrarlarsın, sonuç vermeyeni tekrarlamasın. Hatta bizim gibi böyle gelişmemiş toplumlarda deneme yanılma da çok şey yapılıyor. Keşke deneme yanılma da yapsak trafikte. Evet. Yapmıyoruz. Onu da yapmıyoruz. Şu örneği veriyorum. En az kedi kadar olalım diyorum. Çünkü kedi bir cama gelir, bir kere vurulur, öbür cama geçer. Sinek davranışı gösteriyor biz. Organizmanın gelişmişliğine göre öğrenme oranı artar. Yani sineğe hiçbir şey öğretemezsin. Kediye bir şey öğretebiliriz şartlandırarak. Köpeğe öğretebiliriz. Ha, biraz daha şey olan maymuna daha fazla şey öğretebiliriz. Ama sineğe, arıya hiçbir şey öğretemezsin. Tamamen içgüdü hakimdir. Sinek gibi davranıyoruz. Aynı hatayı sürekli yapıyoruz. Yaptık, sonuç vermedi. Yine yapıyoruz. Yaptık, sonuç vermedi. Yine yapıyoruz. Bugün arkadaşlar, aynı hatayı iki samimi arkadaş yapmış. Nasıl yapmış kazayı dedim. Benim geçen yılki düştüğüm hataya düşmüş dedi. Saatlerce de gün konuştular onu. Sarı ışık yanıyor, geçerim diyor kavşakta. Tabii ortada çarpışıyor. Evet, kesinlikle de geçerimdeki davranış modeli nedir? Biraz daha hızlanır. Değil karşıdan mi? Görür. Nasılsa geçerim. O arada da dolmuşun biri yolun tam ortasına geldiğinde o da geçerim diyenlerden. Evet, yeşil yandı, yol benim diyor. Çünkü o da hızla yarışıyor. Ya onu ileride konuklarımıza da tartışacağız. O ayrı bir sorun. Evet. O başına bir sorun zaten. Hızla yarışıyor çünkü sürekli ben onların tarafından da bakabilen biriyim ve en aşağı şu ana kadar da nereden baksan bine yakın en az bir dolmuş şoförüyle eğitim. En az 3 saatlik eğitimlerde bulunmuşum. Ve onlardan da belli şeyler alıyoruz. Çünkü stresin bir nedeni de o. O orada kurala gider. Çünkü öyle algılıyoruz biz. Kendin gibi görüyorsun herkesi. Bizde o empati yok. Herkesi kendin gibi bileceksin. Bakın öbür hayatımızda, psikolojik hayatımızda da bizi mahveden olaylardan biridir bu. Hiç kimse senin gibi değildir ki. Değil mi? Evet, çok bilgece bir sözmüş gibi veririz bunu. Hayır, ben herkes gibi kendini görürsen trafikte kaza yaparsın. Günlük hayatta da davranış kazaları yaparsın. Çünkü herkes senin gibi ticarette değil. Ticarette de uyaran aynı. Evet. Ama davranış farklı. Statümüz aynı. O statünün bize verdiği hak ve sorumluluklar aynı. Hiç çıkmazsak bile yapış biçimimiz farklı. Evet. Buna da işte sosyal rol diyoruz. Şimdi yine ben bu istatistiklerden gitmek istiyorum. 3. ve 4. sıraya geldik. Pardon, 4 ve 5. 4 ve 5'te
14.533 tane manevraları düzenleye genel şartlara uymamaktan kaynaklı kaza gerçekleşmiş. Bunun 1515 tanesi de Ekim 2019 döneminde. Yani sinyal ya da şerit değiştirme. Devam ediyorum. Bir sonraki madde 10.878 genel toplam 2019 yılı için 1172 Ekim ayı. Sebep doğrultu değiştirme dönüş kurallarına uymamak. Bakın 5 tane madde. En büyük pastanın en büyük dilimleri bunlar. Biri hız kurallarına ve yolun gereklerine uygun şekilde araç kullanmamak. Bu en tepedeki liste zaten. İkinci sırada kavşak, geçit ve benzeri yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Bu ikinci sırada. Arkadan çarpma, her geçen programda da konuştuk. Sürekli saflarımız sıkıl bir şekilde gittiğimiz için yolda. Arkadan çarpma üçüncü sırada. Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama ve doğrultu değiştirme kaynaklı kazalarda yaklaşık 3000. Yani bunun ikisini ben tek madde sayarsam dördüncü sırada. Biz bu sorunu çözdüğümüz zaman zaten listenin kalan kısmı çok da önemli değil. Bu 4-5 başlığıyla ilgili anlayışı değiştirdiğimiz zaman bu trafikteki stresimiz, kötü sicilimiz oldukça iyi bir yere gelecektir. Mersin'in durumu da sıkıntılı hocam. Siz not aldınız, hemen bunu da ekleyeyim. Mersin'de şöyle il sıralamalarına baktığımızda birinci İstanbul, haklı olarak İstanbul. İkincisi Ankara, başkent. Üçüncü Bursa, pardon özür dilerim, İzmir, Bursa. Ondan sonra biz mesela şeyi bile geçmişiz. Konya ve Adana trafiği kötüdür. Bilinen bir gerçek bu. Hani Konyalılar, Adanalılar alınmasınlar buradan. Trafik verilerine göre hep yüksektir. Ama Mersin bu ikisini de geçmiş. Yani bayağı zirveye oynuyor. Bayağı bir sıkıntı var Mersin'de. Altyapıyla ilgili bir sıkıntı yok. Yollarımız gayet güzel. Tabelalarımız, levhalarımız yerli yerinde. Bir sıkıntımız yok. Ama bizim bu eğitimle ilgili sıkıntıdan dolayı maalesef ki hava şartları da çok kötü değil. Yani ben bir Konya'nın iklim şartlarıyla Mersin'i kıyasladığımda Mersin daha avantajlı. Yani benim ilimde kış lastiği takma zorunluluğu yok mesela bildiğim kadarıyla. Ama Konya'da var ve 1 Aralık'ta başladı. Mevsim olarak da yani genel iklim anlamında da biz öndeyiz ama neden bu kadar yüksek bu rakam? Şimdi bakın Mersin'in Adana'nın falan gerisine düşmesi her alanda gerisine düştük. Yani üst, sayısal anlamda üste evet. Çıkmış, gerilemiş. Çünkü bunun evet. Birçok nedenleri var. Evet. Yani sadece şu değil yani bu çok yanlış bir şey ve bir ülke içinde şey. Mersin'de bu canım değişmez. Çok karşılaşıyoruz biz onu eğitimlerde. Hocam burası, tabii biz, burası böyle diyor değişmez. Yok öyle bir şey. Çünkü dün böyle değildi. Hı hı. Bakın eğitimde de aynı şey. Eskiden eğitimde o üniversite sınavını alırsak Mersin önlerdeydi. Şimdi çok gerilere düştü. Evet, evet. Çok gerilere düştü. Maalesef. Ha, niye? Çünkü Mersin'in son dönem göçlerin etkisi var burada. Öbür tarafta var kentleşme diyoruz, kent kültürü. Adana'nın belli bölgelerinde oturduğu. Ha, şu bölgede daha azdır. Yani şu içinde bulunduğumuz Yenişehir'de de daha azdır onlar bölgelerde. Ama şehre geldiğimizde Adana'da, Konya'da şehirleşme oranı oturdu belli oranda. Diğer faktörler oturdu. Kavşaklarla ilgili sistemler de artık Konya'nın bir de evet. Bir avantajı var yani eskiden beri bir avantajı var Konya'nın. O düzenli kentleşmeye de dümdüz ovaya kent kuruyorsun. Ha. Ya biz Ankara ile karşılaştırırken Konya'yı karşılaştıralım hocam. Söylerken Ankara ile Konya yarı yarıya. Şimdi o kentleşme açısından karşılaştırırken işte Konya'dan gelen arkadaşlar derlerdi. Ankara bakın başkent, bir de gelin Konya'ya bakın. Hangisinin kentleşmesi daha düzgün? Tabii ki Konya'nın daha düzgün. Düzgün yani o Konya'nın kendine özgü doğuştan getirdiği bir özellik falan değil. Evet. O toplumsal bir özelliktir.
Yani biz biraz da bunları şey yapıyoruz. Yani biraz önce de alınmasınlar dedin ya, bazen çok övdüğümüzde çok iyilik yapmıyoruz. Yerdiğimizde de iyilik yapmıyoruz. Çünkü burada değer yargısı yüklemiyoruz. Bu öyle mi? Değil mi? Nesnel bakış dediğimiz olay o. Evet. Ha, Mersin'de de şudur. Şu da Mersin savunması da yapmıyoruz. Ama hızlı bir sosyal değişme var. Müthiş bir göç var. Müthiş bir göç var. En geri kalmış bölgelerimizdeki insanları getirip en gelişmiş bölgeye koyuyoruz. Daha önceki programda söyledim. Almanya'da yaptık bunu. Almanya'ya ilk gönderdiğimiz işçiler. Orada aynı şoku yaşadık yine. Ha, burada da aynı şeyi yaşıyoruz. Hocam bir de agresif araç kullanıyoruz. Buna da şuradan varıyorum. Mesela yakın iller üzerinden konuşmak istedim. Hatay'da 344 tane Ekim ayında şey olmuş, kaza olmuş. Ölümlü, yaralanmalı. Hiç ölü yok. Niye yok biliyor musun? Evet. Niye yok? İyi kentten gittin. Bildiğim kent. Evet, ondan zaten özellikle Hatay'ı seçtim. Şimdi bakın, Hatay'da daha çok... Hatay'da çevre yolu pek yoktur. Çok yaralanma var. Bakın, demek ki bu toplu taşımalardan olmuş. Evet. Çünkü Hatay'da çevre yolu pek yoktur. Bir tane çevre yolu var. Tamam mı? Onda da kazalar iki günde bir olur. O kazaların çoğu da orada olmuştur. Yani muhtemelen evet, toplu yani taşıma o, çünkü kaza adetiyle. Kentin girişinden başlayıp otogara giden yoldan Harbiye çıkışına kadar gelen yoldadır. Aynen. Ben de giderken o yolu kullanıyorum. Orada her üç geçtiğimde ikisinde kaza görürüm. Bakın, kentin içi Antakya eski geleneksel bir kenttir. Tarihi bir kenttir. Zaten trafikte gidemezsin. Yaralanmalı kazalar olur orada. Evet. Ama ölü yok. Bakın Mersin'de Mersin'i söyleyeyim hemen hocam. Hı? 9 kişi hayatını kaybetmiş Ekim ayında trafik kazasında. İstanbul'da 11 kişi, Hatay'da 0. Şehir içi değil mi bu? Şehir içi bu. Yani genel, şehir içi dış diye ayrılmamış. Hı. Bu genel, hı, ülke geneli. Şimdi şehir içini de Mersin'de trafik kazaları yani fazla. Yani hepsi değil. Aslında Mersin'de de ilçeleri falan da kapsıyor. Çünkü bu. O geçen hafta girdik, yani bir 5, hızda bir 5 puan artış kazayı 10 kat arttırabiliyor. Aynen, evet, etkisini. Şimdi Hatay'da gittiğinizde trafik böyledir. Dar sokaklar. Yani orada sen 80, 90, 100 yapamazsın. 70 bile yapamazsın. Aynen. Dur kalk gidersin. Ha, orada da yapılacak kaza, araca zarar verirsin. İki. Evet, hep araca vermişler. Zarar ya da küçük vermiş. Yaralanmalar yaparsın en fazla. Aynen. Ama Mersin'e baktığımızda direkt bakın, İstanbul'a yakın bir sayı var. Çevre evet. Yollarımıza bakıyor musunuz? Çok iyi de yapmışlar. Şuradan biraz önce bakarken sohbette geçti. Onu söyleyecektim ama dedim ya, bakın şuradaki ara sokaklarımız diye bildirdiğimiz yerler bile ana caddedir büyük çok kentin. Hı. Şu Yenişehir bölgesinin kentleşme planı güzel. Ama o kentleşme planında ne yapıyoruz biz? İşte 130-140'la gidiyoruz. Drift yapıyoruz. Onun için ölümlü sinyal kaza vermiyoruz. Burada fazla. Ölümlü kaza burada fazla. Saflar sıkı gidiyoruz. Evet. Evet. Ölümlü kaza fazla. Aynen. Ama onun için Hatay'da düşüktür. Yani o Hataylı'nın şusu busu değil. Ha, iki, Hatay'ın eğitim düzeyi de yüksektir. Evet. Eğitim düzeyi yüksektir. Ha, o da Hataylıların çok zeki olduğundan falan değil. Çünkü çok kültürlü bir kenttir. Nüfus da az ama yani. Nüfus da az. Yani Mersin'in az olduğunu biliyor. Çok az. Yani evet. Çok çok az. Ama gene de kazaların şiddeti açısından bu şeyler, Mersin'de kazaların şiddeti agresif araç sürücüsü olduğumuzu gösteriyor. Kazaların oluş biçimlerine baktığımızda da hep aynı şeyler. Hocam bir de zamanımız var mı bilmiyorum ama bu... Pek kalmadı. Kör nokta var. Bu önemli bir konu. Araçlarda kör nokta. Bununla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Kör nokta dediğimiz şeyin tanımını yapalım önce. Yan aynalara baktığımızda şerit boş görünür. Ama ne oluyor? Yan tarafımızda birden bir araç olabilir. Bu araç görüş açımız, değil, göremediğimiz bir noktadadır. Ki biz buna kör nokta diyoruz. Bu teknik anlamda da henüz giderilememiş bir sorun.
Özellikle büyük araçlarda, kamyon, tır, işte tanker gibi büyük araçlarda ya da beton araçlarında sağ ön tekere yakın kısım kör noktadır. Ve bunu düzenleyebilen bir teknoloji henüz geliştirilmedi. Çalışmalar var. Yani kör noktayla ilgili uyarı sistemlerinin yeni kullandığımız tipteki araçlarda bir tık daha iyi olduğunu biliyoruz ama trafikte her zaman aynı teknikte ve teknolojide araçlar hareket etmiyor. Ben izleyicilerimizi bu noktada uyarmak istiyorum. Kör noktayla ilgili sıkıntıyı bilin. Büyük araçların yanından geçerken özellikle sağlama yapmamalıyız. Doğru ayna açısı nedir hocam? Bir de ben size soru sorayım şimdi. Kaç derece olmalı bir aracın aynası, yan aynalarının doğru açısı? Rakamsal anlamda gerçekten 90 derece. Problemliyim. 90 derece Hı-hı. olmalı. Ve biz bunu nasıl ayarlıyoruz? Yani yanal aynaları ayarlarken kendi aracımızı değil yolu görecek şekilde ayarlamalıyız ki o kör nokta riskini minimize Hı-hı. edebilelim. Artı 90 derece açının bir avantajı daha var. 90 derece olduğu zaman hem kör noktayı daha iyi tespit edebiliyoruz, daha iyi görüş açısı yakalıyoruz. Bir de gece sürüşlerinde o ışığı yansıtma anlamında da 90 derecelik ayna açısı ideal olması gereken açı. Zamanımız var mı acaba? Peki. Efendim? Bitti mi? 4 dakika bir şey. Başka ne konuşabiliriz? Alkol ve uyuşturucuyu hocam hızlıca geçebiliriz aslında. Bence hızlı geçmeyelim onu. Onu başka bir derste evet, mi geçelim? Çünkü derste diyorum. Önemli bir Aynen. olay. Çünkü ben biraz önce başka örnekler de verecektim. Ben niye dağıttım. Uymadığımızdan dolayı. Çünkü Anladım. Bir de farklı yorumlamalarımız var o konuyla ilgili. Hı. Onu ayrıyeten önümüzdeki haftalar konuğumuz gelmezse Aynen. çünkümüzde bırakır işleriz. Ha, hocam peki o zaman son bağlamadan önce konuşmuştuk sizinle programdan önce. Trafik polisinin vereceği cezadan korkmak yerine trafik kazasının vereceği zararlardan korkmalıyız başlığında hemfikir olduk. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi korkmadan öte ben şöyle bağlayayım. İçinde o da var. Tamam. Çünkü sürekli benim bakış açımda o insanın algılama biçimi. Çünkü kendimizi nasıl algıladığımızla birlikte bu trafikte de diğer alanlarda da aynısı oluyor. Ve ben diyorum ki sen insansın arkadaş. Cesursun. Aynı zamanda korkaksın. Duygusalsın, akılcısın, toplumsalsın. Ama mükemmel değilsin. Bunlar hepsi bize ait özellikler. Her alandaki kazalarımızın bir nedeni de bu. İnsanız ve bunlar insana özgü özellikler. Bunlardan kaçınmaya gerek yok. Hı. Sadece mükemmel değiliz. Mükemmellik tanrısal bir olgudur. Sen içinde doğduğun kültürün ürünüsün. Ama kültür değişir. Çünkü kültür ihtiyaç gidericidir. İhtiyaçlar değiştiği için kültür değişir. Aynı şeyleri yapmanın bir anlamı yok. Ona uymak zorundasın. Ben şurada da böyle yapıyordum. O geçti. Yani daha önceki verdiğim örnekte köyünde yapabilirsin. Ama kentin kültürü farklı. Evet. Sen doğal bir varlıksın. Ama doğanın ötesinde değilsin. O doğanın kurallarının dışına çıkamazsın. İstediğin kadar yetenekli ol. Doğa üstü bir varlık değilsin. Sen doğal varlıksın sadece. Sen ölensin. Ölmek bir süreçtir, normaldir. Şu anda da ölüyoruz zaten. Ama öldüren değilsin. O kendine de zarar verir. Sen özgürsün ama serbest değilsin. Biraz önce söyledik. Hı hı. Sen birey olarak özgürsün ama serbest değilsin. Çünkü özgürsün sorumluluğunla birlikte varsın. En önemli sorumluluğun da diğer insanların da değerli olduğunun farkına varmak. Evet. En başta kendinin değerli olduğunun farkına varmak. Sen bilinçli bir varlıksın. Öbür canlılar gibi davranamazsın. Onlar dürtüseldir. Onlar içgüdüseldir. Onun için insan kalarak ve bu özelliklerimizi bilerek kendimizi abartmadan hatamızla
öbürüyle de öbür insanlar da hata yapabilir. Onun için o takip mesafemizi, diğer mesafemizi, onun için defansiyel sürücü diyoruz. Onun için empatik sürücü diyoruz. Onunla bir hafta geçirmeniz dileğiyle ben iyi haftalar dileyip bitiriyorum. O zaman ben de şöyle diyeyim. Trafik kazalarının çoğu bana bir şey olmaz dediğimiz için oluyor. Bizi biz yapanları düşünüp biz olarak yaşamaya devam etmek için trafikte dikkat, pür dikkat diyorum ben. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bunu mu yaşamak istersiniz? Yoksa bunu mu yaşamak? Mersin Psikoteknik SRC Özel Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sunduğu Hayatımız Trafik sona erdi.